Bildiğiniz üzere 100 bin abone hedefimize doğru hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Kanal için dönüm noktası olacak bu aşamayı biraz daha erkene çekebilmek amacıyla modun linklerini social unlock sitesini kullanarak koydum. Yani linke ulaşmak için kanala abone olmanız gerekecek. Eğer hali hazırda kanala aboneyseniz gittiğiniz linkte abone ol butonundan sonra yönlendirileceğiniz kanal ana sayfası üzerinden abonelikten çıkıp tekrar abone olun. Böylece linke ulaşacaksınız. İyi seyirler. Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz ben Kerem. Bugün sizlere hem mobil hem de bilgisayar için çıkış yapmış ve gerçekten şu ana kadar yapılan modların aksine biraz daha ilgi çekici ve gerçekten benim ilginç şekilde çok hoşuma giden bir modun tanıtımını yapacağım. Modun adı Magna Tellus. Modun amacı ise özellikle mobil kullanıcıların normal Age of Story veya modda Age of Story'lerde eyaletler sebebiyle çektiği yavaş tur atlama sorununu çözmek adına yapılmış bir mod. Magna Tellus modunda sadece şurada da gördüğünüz üzere 1370 adet eyalet var. Fakat 1370 eyalet var diye buradaki eyaletlerin sayısı çok az falan da değil. Gördüğünüz üzere Avrupa'da, Balkanlar'da falan gayet yüksek sayıda eyaletler var. Modun 1370 eyalete indirilmesi diğer bölgelerin mesela Asya'nın, gördüğünüz üzere Afrika'nın, Güney Amerika'nın bir kısmının bu toprakların oyundan çıkarılması şeklinde yapılmış. Yani Asya oyundan çıkarılmış, Afrika oyundan çıkarılmış, Güney Amerika oyundan çıkarılmış ve diğer bölgeler elle daha yüksek eyaletli şekilde çizilmiş. Böylece hem yüksek eyalete sahip yani Avrupa'da, Amerika'da yüksek eyaletlere sahip, yüksek sayıda eyaletlere sahip hem de kasmayan düşük sayıda eyaletli bir mod ortaya çıkmış. Benim hoşuma giden şey ise modun görüntüsü. Yani mod böyle çizgi film gibi görünüyor. O kadar hoşuma gitti ki neden bilmiyorum ama çok hoşuma giden bir yapısı var gerçekten modun. Değişik şekilde beni cezbetti. Sadece şurası biraz acayip olmuş abi. Burada ortaya bir çizgi çekip Güney Amerika ve Afrika topraklarını ayırmış fakat birazcık değişik görünmüş abi. Şimdi bunu kabul etmek lazım yani kesinlikle. Birazcık acayip olmuş gerçekten. Keşke bunlar ayrı olsaymış. Ayrı olsa daha iyiymiş ama çok da büyük bir sıkıntı olacağını da ben zannetmiyorum açıkçası. Yine pek çoğunuzun oynamak isteyeceği kıtalar, pek çoğunuzun oynamak isteyeceği bölgeler oyunda, modda mevcut. Yani gerçekten bu modu mobile indirdiğinizde siz de o tur atlama süreleri arasındaki farkı öyle bir hissedeceksiniz ki Büyük bir ihtimalle modu indirdiğinize gayet mutlu olacaksınız abi Çünkü ben de zamanında bir Mobile Age of Story 2 oyuncusu olarak biliyorum ki Mobile Age of Story'nin en büyük sorunu tur atlama hızlarının özellikle bilgisayara göre çok yavaş olmasıdır abi Zamanında ben YouTube'a başlamadan önce Eren Ceylan'ı izlerdim Eren Ceylan'ı izlerken ben o sıralar tabi çok düşük model bir telefondan oynuyordum Eren Ceylan oynuyordu abi böyle space tuşuna basa basa tak 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 direkt tur atlıyordu Lan diyorum ki lan keşke bende de böyle olsa ne kadar güzel bir şey ya Tak 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 direkt atlıyor adam bütün turları muazzam bir şey. Yani keşke bende de böyle olsa diyordum ve hatta ben de zamanında böyle düşük sayıda eyaletlere sahip modları aramaya başladım. Oyunun aslında kendisine ait düşük sayılı eyalet modu var. Ama bu modda sadece 370 mi 360 mi ne öyle, öyle bir eyalet sayısı olduğu için maalesef zevksiz bir oyun deneyimi sunuyor sizlere. Fakat Magnetellus 1370 eyaletle ortalama bir eyalet sayısında Avrupa'da sahip olduğu gayet yüksek sayıda eyaletlerle ve güzel görüntüsüyle sizlere bence özellikle mobilde yani bilgisayar oynayanların indirmesine çok gerek var mı? İsteyenler indirebilir hani bir harita olarak ekleyebilirler ama özellikle mobil için gerçekten güzel bir eklenti güzel bir mod olacaktır sizler için. Modun kesinlikle kurulumunu izleyin. Yoksa kuramazsınız. Ha bu arada bunu bilgisayarcılar için söylüyorum. Mobilciler için değil. Mobilcilerin zaten tek yapması gereken APK indirip kurmak. Neyse ki modun yapımcısı bir APK da piyasaya sürmüş. Forumdan gördüğüm üzere. Tek yapmanız gereken mobilde APK yüklemek ama bilgisayar kurulumu için kesinlikle beni izleyin abi. Herhangi bir gameplay falan yapmayacağım. Direkt kuruluma geçeceğim. Hatta dilerseniz seri bir şekilde kuruluma geçelim dostlar. Evet dediğim gibi modun sadece bilgisayardan nasıl kurulacağını göstereceğim. Mobilde sadece APK yükleyip indirip daha doğrusu kuracaksınız. Öncelikle indirdiğinizde aşağıdaki linkten PC dosyası üzerinden dosya indirdiğinizde önünüze Magneterlus noktaları aradığında bir dosya gelecek. Bir R dosyası gelecek. Bu dosyayı sağ tıklayıp klasöre ayıkla diyerek klasöre çıkaracaksınız abi. Eğer sağ tıkladığınızda böyle bir seçenek görülmüyorsa Chrome'a girip WinRAR uygulamasını gezginler veya herhangi bir site üzerinden indirebilirsiniz. İndirdikten sonra böyle bir seçenek önünüzde gözükecektir. Klasörü ayakla seçeneğinden Magnaterlus'u klasöre çıkardıktan sonra önünüze Magnaterlus adında bir klasör gelecek. Buna gireceksiniz. Bu klasöre gireceksiniz. Sonrasında Magnaterlus'u kopyalayacaksınız. Sağ tıkla kopyala ve Age of History dosyalarınızın arasına girip map klasörüne yapıştıracaksınız abi. Yapıştırma işlemi bittikten sonra Magna ve Tellus arasındaki boşluğu kapatırsanız yok yani normalde şöyle kaydediliyor. Eğer siz bunu şu şekilde yaparsanız kesinlikle daha iyi olur. Aksi takdirde çalışmama ihtimali var. Sonrasında Age of ageofcivilizations.json dosyasına gireceksiniz. Burada gördüğünüz üzere haritalarınızın isimlerinin bulunduğu bir klasör var. Bakın mouse'u iyi takip edin abi. Umarım imleç yakalı vardır. Evet varmış gayet güzel. Mouse'u iyi takip edin. Son köşeli parantezden yani son 3 satırda köşeli parantezden şuradan itibaren başlıyorsunuz. Bir altındaki köşeli parantezden sonraki virgülün sonuna kadar alıyorsunuz ve kopyalıyorsunuz abi Sonra köşeli parantezin başına pardon bunlar süslü parantezdi yanlış söyledim Köşeli parantezin başına mouse'u getirip enter'a basıyorsunuz Bir kez tab'a basıp yukarıya çıkıyorsunuz Bir kez daha tab'a basıyorsunuz ve yapıştırıyorsunuz abi Sonrasında üstteki ismi magna perlus yapıyorsunuz Sonrasında da dosyayı kaydedip çıkıyorsunuz abi Tabi ben geri alacağım bunları ben zaten yaptığım için direkt şurayı sileyim abi. Evet gördüğünüz üzere işlem bu kadar. İşlemden sonra şurada Magnetarius adında bir dosya bir isim eklenmiş olacak. Bu işlemin ardından yapmanız gereken işlem şu. Tekrar Magnetellus'a geleceksiniz. Magnetellus'un içerisinde bir de Civilizations adında bir klasör var. Bunun içerisindeki bütün klasörleri kopyalayıp Conqueror's ya da Age of Story hangi oyunu kullanıyorsanız game'e gireceksiniz ve Civilizations Editor içerisine bunları yapıştıracaksınız. Eğer sizlere bu dosya zaten bulunuyor şeklinde bir uyarı verirse hedefteki dosyaları değiştir seçeneğini seçeceksiniz dostlar. Son olarak da Backgrounds. Backgrounds klasörüne girip bu ikisini kopyalayacaksınız ve Conqueror's'a girip Map Backgrounds klasörüne yapıştıracaksınız. Dostlar işleminiz bu kadar. Sonrasında Age of Story 2'ye girdiğinizde haritalar kısmından Magna Tellus'u seçebilirsiniz. Umarım sizler için güzel, yararlı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımda ise abone olmayı Beni Ayrıca açıklamadaki linklerden Kerem Nipartor Discord sunucusuna katılabilir. Kerem Maz Discord sunucusuna katılabilir ve Age of Story Türkiye.com ziyaret ederek mod ve senaryolara göz atabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bye bye.